Karlı bir Ocak sabahından hepinize merhabalar. Ben Ayşin. İngilizce konuşmalarımızda konuşmayı kapatırken çok sık kullandığımız bir kalıp var. Daha native-like, yani daha ana dili İngilizce olan biriymiş gibi konuşmak istiyorsanız yapmamanız gereken bir şeyden bahsedeceğim. Ki bu goodbye kelimesinin kullanımıyla alakalı. Goodbye, hoşça kal anlamına geliyor olmasına rağmen günlük konuşmada konuşurken birisine hoşça kal derken goodbye aslında kullanılmaz. Birisine hoşça kal derken goodbye demiyoruz aslında. Bunun yerine söyleyebileceğimiz 35 farklı alternatiften bahsedeceğiz bugün. Farklı durumlarda, farklı kişilere karşı, işte resmi mi, samimi mi, slang mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. En sık kullanılan kapanış terimi. Bye. Ben gidiyorum. Bye. Kapanışınızı yaptıktan sonra bye deyip kalkabilirsiniz. İkincisi bye bye. Biz her ne kadar kullanıyor olsak da İngilizce'de aslında çocuklarla özellikle konuşurken bye bye, hani böyle tatlı olmaya çalışırken çocuklarla vesaire, eğer bir resmi konuşma vesaire yapıyorsanız özellikle bye bye kullanılmaz. Bye bye. Üçüncüsü see you later. Bunu hızlı bir şekilde okunca see you later. See you later. Yani you değil ya şeklinde biraz daha. See you later. Later da değil later. Tabii bu Amerikan İngilizcesindeki telaffuzuyla see you later. T harfi iki ünlünün arasında kaldığında D olarak okunuyordu. Later. See you later. Ya da see ya. See ya. Görüşürüz. Bunların kısaltmaları ayrıca şu şekilde de yazılabiliyor. Bu şekilde de görürseniz bu ne acaba demeyin. See ya. Görüşürüz demek. See ya. Veya sadece later dediğinizde de görüşürüz anlamına geliyor. Later. Bir diğeri catch you later. Yine aynı şekilde sonra görüşürüz anlamına geliyor. Catch you later. Talk to you later dediğinizde ise daha çok telefonda konuşurken, yüz yüze konuşurken değil, telefonda konuşurken veya görüntülü bir konuşma yaparken talk to you later. Daha sonra konuşuruz yine görüşürüz anlamına geliyor. See you next time. See you next time dediğinizde bir sonraki sefere görüşürüz anlamına gelir veya bunun biraz daha böyle resmi diyebileceğimiz hani böyle programlardan sonra işte bazı sunum yapıyorsunuz mesela ondan sonra until next time. Hani bir sonraki sefer görüşünceye kadar hoşça kalın. Until next time. Müşterilerinizle, misafirlerinizle vesaire konuşurken kullanabileceğiniz bir kalıp have a good day. Have a good day. İyi günler anlamına geliyor. Veya have a good one dediğinizde de aynı şekilde iyi günler anlamına gelir. Bunu biraz daha samimiyetle söylüyorsanız have a great day diyebilirsiniz. Hani yine iyi günler anlamında ama biraz daha yürekten. Have a great day. Mesela biz de bazen kolay gelsin deriz. Bunu İngilizce'de direkt kolay gelsin olarak değil ama take it easy olarak söylediğinizde de dikkat et kendine, çok yorma gibi bir anlama gelir. Samimi olduğumuz arkadaşlarımızla konuşurken söylenir. Take it easy. Take care. Take care dediğimizde de kendine iyi bak, kendine dikkat et anlamına gelir. Take care. Daha slang tarzda böyle biraz daha samimi ortamlarda, arkadaş ortamlarında kullanabileceğiniz birkaç ifadeden bahsedelim. Peace veya peace out dediğinizde hadi selametle gibi, hani sağlıcakla kalın gibi bir anlama geliyor. Peace out veya çok basit şekilde I'm out. Hadi ben gittim der gibi I'm out. I'm out of here. I'm out of here. Veya I'm off dediğinizde de gidiyorum ben, gittim, kaçtım ben anlamlarına gelir. I'm off, I'm out, I'm out of here. Keep in touch. Keep in touch dediğinizde irtibatta kalalım, görüşürüz. Keep in touch. Let's keep in touch. İletişimi kesmeyelim. Keep in touch. Bir sonraki farewell. Biraz old fashioned, eskimiş bir ifade, bir kullanım. Çok fazla günlük hayatta şu anda kullanılmaz. Daha çok yaşça büyük insanlar veya dizilerde, filmlerde, tiyatrolarda, oyunlarda görebilirsiniz veya duyabilirsiniz. Farewell, hoşça kal anlamına gelir. Saatinize bakıyorsunuz, çok geç olmuş. Ben artık gitmeliyim, benim kalkmam gerekiyor diyeceksiniz. I've got to get going. I've got to get going. Artık gitmeliyim, yola koyulmalıyım anlamına geliyor. Veya I must be going. Artık gitmeliyim. I must be going. I gotta go. I gotta take off. Take off normalde uçağın kalkması, pistten havalanması anlamına gelir. Ancak I gotta take off dediğinizde hani kalkmalıyım artık anlamına geliyor yine. Ya da I gotta hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Hit the road. I gotta hit the road. Artık yola koyulmalıyım, yola çıkmalıyım, gitmeliyim anlamına geliyor. Ya da I gotta head out dediğinizde aynı şekilde gitmeliyim, yola koyulmalıyım
çıkmalıyım anlamına geliyor. I gotta head out. Gotta yapmalıyım, etmeliyim anlamına geliyor zaten. Sadece kullandığınız fiili değiştiriyorsunuz. Kullanabileceğiniz bir diğer ifade, bunu resmi durumlarda kullanabilirsiniz. Great to see you. Seni gördüğüme çok sevindim. Great to see you diyebilirsiniz. Veya yine biraz daha belki slang şeklinde stay out of trouble. Stay out of trouble dediğinizde hani beladan uzak dur. Hani kendine iyi bak, kendine dikkat et. Stay out of trouble. Kullanabileceğiniz bir diğer ifade ise have fun. Diyelim ki iki kişi konsere bir yere gidiyorlar. Have fun dediğinizde iyi eğlenceler anlamına gelir. Yine kapanış olarak kullanabilirsiniz. Have fun. Bunlar dışında biz nasıl hoşça kal yerine bye kelimesini kullanıyorsak İngilizce'de de İngilizce kelimeler dışında diğer dillerden de hoşça kal anlamına gelen ifadeleri kullanıyorlar. Şöyle ki adios. Adios İspanyolca'da hoşça kal demek. Adios. Adios amigo. Bunlar genelde hani bize evet filmlerden kalan şeyler gibi geliyor ama gerçekten kullanılabilir ifadeler. Adios amigo, adios amiga veya hasta la vista dediğinizde de işte görüşürüz anlamına geliyor. İtalyanca'da ciao hem selamlama hem de hoşça kal anlamına geliyor. Hoşça kal derken ciao diyebilirsiniz. Sanırım bunu günlük hayatta ben de kullanıyorum. Ciao. Veya Fransızca'da au revoir. It is hard. Au revoir. Au revoir. Veya son olarak yine Fransızca adieu. Adieu. Şu kadarcık zamanda şu kadar ifadeden bahsetmişiz arkadaşlar. 35 tane goodbye yerine kullanabileceğiniz ifadeden bahsettik ki bunlar hepsi söylediğim gibi kulağa native-like yani ana diliniz İngilizceymiş gibi gelen daha doğal İngilizce konuşmanıza sağlayacak ifadeler bunlar. Düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi veya sorularınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, sosyal medyada beni paylaşmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. See you next time. Hangi hoşuna gitti? Çok hangisini söyleyeyim? Aklında kalanı söyle. Hayır.